Efendim, Nisan ayının son günü, dün sağlığı konuştuk. Bugün de eğitimi konuştuk. Bunu sabahtan duyurdum. Fakat yani enteresan, bu bilgileri bana WhatsApp'tan değil de herhalde benim 4'te 3'ünde var telefon numaram. Yayının altına koysanız o İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Efendi de daha rahat okur. Hani kendisinin de bir padişah olmadığını hisseder. Anlatabiliyor muyum? İşte bugün önemli bir konuğum var. Gerçekten önemli konuğum var. Gerçi yarın 1 Mayıs sendika filan dedik ama dün sağlık, bugün eğitim, çok güzel oldu. Eğitim İş İkinoğlu Şube Başkanı sevgili Ahmet Cangı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstadım. Vallahi ben sizi duyurdum. Yani Karşıyaka'da neler oluyor böyle diye bir şeyi ben sona bırakayım. Yani Kızılay'a bina mı önemli yoksa çocuklara eğitim mi önemli? Müfredattan çok şikayetler var. Evet. Burada görüyoruz evet. Ama ben şöyle bir şey, dün de bir sağlıkçı dostumuz vardı. Yani ben ona da sordum. Yani bizim sağlıkçılarımız bu kadar kolay av mı ilan edildi? Kafası bozulan gidip doktor dövüyor, dövüyor. Fakat dün de bir yine mesaj geldi. Yani öğretmenlerin de can güvenliği evet. Yok. Yani hatta benim de duyduğum, bizzat şahit olduğum "Ne haber hoca?" diyen çocukların yetiştiği binalar haline geldi. Ne oluyor bizim okullarda hocam? Böyle bir giriş yapın, sonra lokalleştirelim. Evet. Dün sağlıktan bahsettiniz. Sağlık emekçilerine yapılan şiddetten, bugün de öğretmene şiddetten. Ve yarın da 1 Mayıs. Evet. Her gün aslında yaşıyoruz bu şiddet olaylarını, mobbing olaylarını, baskıyı, zulümü, öğretmen her an, her noktada yaşıyor. Veliden yaşıyor, idareciden yaşıyor, siyasetçiden yaşıyor, amirden yaşıyor. Tarikatlardan yaşıyor. Tarikat demeyelim, STK onlar. Bakanımız öyle diyor ya. Evet, tabii. STK. Tabii. Evet, tarikatlardan, cemaatlerden yaşıyor. Yaşıyor. Ve biz bu öğretmenlerimizden motivasyon bekliyoruz, verim bekliyoruz. Zaten okullarımızın durumu acı. Acı zaten. Her şey üst üste gelmiş. Sorun yumağı çok fazla. Bakanımız da müjde verdi evvelsi gün. Müjde neydi biliyor musunuz? Dayak yiyen öğretmenin okulunu değiştireceğiz. Ha, gittiği okulda da yiyebilir yani. Evet, müjde bu yani. Biz diyor, sen burada dayak yiyorsan diyor, seni başka bir yere göndeririz diyor. Yani öğretmenin itibarını nasıl yükseltiriz? Güvenliği nasıl sağlarız? Çocuklarımıza daha nitelikli eğitimi nasıl sağlarızın çabası yok. Müjde diyor, müjde verdik size diyor. Sen dayak yersen peki, diyor. Peki bir şey soracağım. Dün de bunu konuştuk ama benim çocukluğumda biz öğretmene saygı duyardık. Bakın öğretmen, ben yaşadığım için söylüyorum. Evet. Bana bir tokat attığında, babama şikayet ettiğimde babam da bana bir tokat atıyordu. Öğretmen diyordu, yapmışındır diyordu. İki tane yiyorduk babama. Evet. Evet. Şimdi o Türkiye'den bu Türkiye'ye geliş, yani benim aklım almıyor. Olayları birleştirebiliyorum. Aslında normal diyorum. Biraz önce de söyledim. Bu ülkede Milli Eğitim Bakanları gördük. Öğretmene sizi kabak gibi oyarım evet. diyecek kadar evet. küstahlaştı, evet. densizleşti. Evet. Şimdi ya bunlar olurken biz neredeydik hocam? Bu deformasyon, yozlaşma olurken biz neredeydik? Biz neredeydik? Geceden evet. sabaha değişmedi değil, herhalde bu. Değil. Son özellikle 12-13 yıldır AKP iktidarının sonra okullara bedava kitap dağıtmaya başladılar ya. Eskiden veliler kırtasiyeye giderdi. Okul ihtiyaçtan alırdı. Günlerce uğraşırdık. Evet. AKP iktidarının belli bir döneminden sonra okullara kitaplar ücretsiz dağıtılmaya başlandı. İstedikleri kitapları dağıtmaya başladılar. Tabii ki bunların hepsi siyasi ve politik şeylerdi. Onun arkasına Alo 147 diye bir hat koydular. 2011'li yıllar mıydı? O civarlarda herhalde. O ne hocam? Alo 147. Ne o? Şikayet hattı. Öğretmenden. Öğrenciler. Bakan dedi ki, öğretmeninizden bir şikayetiniz varsa
Alo 147 diyeceksiniz. Biz öğretmenin defterini duracağız. Burada başladı zaten. Zaten olmayan itibarımız bununla birlikte artık iyice ayaklar altına alır. Canı sıkılan, saçınızı beğenmedi, tipinizi beğenmedi, giyiminizi beğenmedi. Alo 147. Velisiyle, öğrencisiyle. Bir bakanımız gelmişti, Ziya Selçuk. Dedi ki ben dedi Alo 147'yi kaldırıyorum dedi. Bilmem başbakanlık şikayet hattı vardı bir de BİMER. BİMER evet ha. Şimdi CİMER oldu. Evet. BİMER'i ve şeyi kaldırıyorum dedi. Alo 147'yi. Millet devrim oluyor zannetti böyle. Şimdi de her gün öğretmen CİMER'le uğraşıyor. Daha sıkıntılı. Her gün okullara. Öyle bir şey ki o sistem o kadar sızlaşıyor ki bir de. CİMER'e siz şikayet ediyorsunuz beni. Bir gün sonra diyor ki neden böyle yaptın ifadeni ver bakayım diyor. Sana hiç süre de vermiyor. Araştırıyor mu peki? Şikayet eden kimdir? Deli mi? Divane mi? Hayır. Kişisel husumeti hayır. Var mı? Siz kimi şikayet ettiğini de bilmiyorsunuz. Siz kimi şikayet ettiğini bilmiyorsunuz. Kendiniz yani aklama... Biri iftira atarsa iftiranın doğru olmadığını... Siz kanıtlayacaksınız. Rezillik ya. Siz kanıtlayacaksınız. Rezillik. Ve sonuç olarak siz kendinizi günlerce, aylarca, belki yıllarca aklamak için mücadele veriyorsunuz, aklıyorsunuz. Ama size iftiradan atlıyla kalıyor. Böyle bir rezilliğin içindeyiz. Öğretmen her gün şiddete uğruyor. Şiddet sadece fizik şiddet değildir. Psikolojik tabii, şiddete uğruyor. Elbette, elbette. Bugün bizi yönettiğini söyleyen amirlerimiz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, okul müdürlerimiz inanın tarafsız değiller. 2 yıl önce Mustafa İslamoğlu, duymuşsunuzdur ismini, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü'ydü. Burada da bizim bir ilçe milli eğitim müdürümüz var Bornova'da. Tamamen sistemi destekleyen, eğitim bir senin tamamen yalakalığını affedersiniz yapan bir müdürdü. Ama eğitim bir senli olmayanın müdür olması hayal diyorlar. Bilmiyorum doğru mu bu? Oraya sonra gelelim mi? Gelelim gelelim. Evet, ben bir şey daha soracağım. Çünkü şimdi sonra Mustafa İslamoğlu umarım dinliyordur. Bornova'yı düzeltmeye geldi. Şaşalı bir şekilde geldi. Biz de hayırlı olsun ziyaretine geldik. Hep tarafsız kalacağım dedi. Sendika beni ilgilendirmiyor. Yeter ki çocuklarımız, evlatlarımız iyi eğitim görsün, iyi öğretim görsün. Sayın Mustafa İslamoğlu, tarafsız değilsin. Buradan ben sesleniyorum. Tarafsız değilsin. İnsanları sendikasına göre ayırıyorsun. Benim üyemin geçerli bir sorunu var. Bir okuldan bir okula görevlendirme konusunda ya da bir müdür yardımcısı görevlendirme konusunda sen eğitim işçisin. Önce bir istifa etsin bakalım derken müdürü istediği halde geçici görevlendirmeyle yönetici olmasını bu zorluklara çıkaran bir müdürsün. Net. Tarafsız değilsiniz. Ve yıllardır emeğimizi sömüren artık Hasan Tahsin Bey biz sendikal mücadelede emeği de sanki biraz kenara koyduk. Eğitim işi olarak evet asli görevimiz alın terini savunmak, sınıf mücadelesini savunmak ama bir yandan da geleceğimiz yok ediliyor. Bu ülkenin müfredat anlamında mı diyorsunuz? Her noktada. Peki bir şey soracağım hocam. Yani şimdi kalite sözcüğünü kullanmak istemiyorum. Yani hoşuma gitmiyor. Evet. Ama donanım diyelim buna. Ya bu ülkede öğretmenleri kim yetiştiriyor? Yani bana söyler misiniz? Öğretmen nasıl olunur?
Üniversite. Mesela bak üst üste geldi şimdi. 10 aydır atama bekliyoruz. Mülakatsız atama evet. bekliyoruz diyor. Yani bu ülkede eskiden köy enstitüleri, öğretmen okulları, yüksek öğretim okulları vardı. Ve bu çocuklar küçük yaşlarda yatılı olarak öğretmen ufkuyla evet. yetiştirirlerdi. Ha. Yani benim öğretmenlerim öyleydi. Ve hepsinin ismini hatırlıyorum. Ve sürekli de ölenlere rahmet okuyorum ben. Evet. Ama şu anda öğretmenlik ticari bir iş mi? Bir ideal iş mi? Ticari bir iş haline getirildi. Ha, sizin gibi idealistler ama bu ticaretin kötü rüzgarını yiyorsunuz evet, yani. Maalesef. Bizim yaşımız itibariyle biz de tabii köy enstitülerini bitirmiş öğretmenlerin elinde yetiştik. Evet tabii ki. Onlardan aldığımız ahlak, terbiye ailemizle birlikte. Yaşam biçimi oldu. Evet yaşam biçimi haline geldi. Ben de 80 sonrasının ilk üniversite mezunlarındanım. 80 öncesini biraz gördük yine biz. O daha özgür yetişmeyi, daha sorgulayan bir nesil olarak orayı küçük de olsa orayı bir gördük biz. 80 sonrasının ilk üniversite mezunlarındanız işte. Ama görmeseydiniz sendikacı olmazdınız herhalde. Olamazdık herhalde, evet. Olamazdınız. Ben Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Teknik Eğitim Fakültesi mezunuyum. Metal Teknolojisi bölümü. Biz tamamen Hasan Tahsin Bey öğretmen olarak yetiştik. Bir teknik öğretmen nasıl olur? Bir öğretmen, bir eğitimci nasıl olur? Pedagojik formasyonuyla, sosyolojisiyle, felsefesiyle, eğitim bilimleriyle, her şeyin eğitimini alarak biz mezun olduk. Bizi bir de yeterlilik sınavına soktular. Hayır efendim, yeterli misin bakalım dediler. Yeterli olduk, biz atandık. Sonra garip garip atamalar olmaya başladı. Biraz önce dediniz ya, öğretmen olma ruhu, onu özümsemek. Okullarda oluyor çünkü bu. Ama siz zaman geldi hukuk fakültesini bitirmiş, zaman geldi hiç eğitimle ilgili olmayan bir fakülteyi bitirmiş insanı hadi gel seni öğretmen yaptım dedik. Burada başladık zaten sorunumuz. Şimdi döndü dolaştı. Her yere biz iki bina çevirdik, eğitim fakültesi kurduk. Oraya bilmem ne, oraya bilmem ne. Şimdi de 1 milyonun üzerinde atanan öğretmenimiz olmuş. 1 milyonun üzerinde. Evvelsi gün Ankara'da bir fotoğraf gördüm. Ulus'ta Atatürk Anıtı'nın önünde, dolunun altında, o bir de dolu vurmuş o sırada, Bahtları Kara bunların hep. Dolunun altında o insanlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Doğru. Ve o kadar korkuyorlar ki Hasan Tahsin Bey. 3 yıl önce biz burada atanamayan öğretmenler platformu gençler bize geldiler. İzmir Eğitim İş Şubelerine. Hı hı. İşte bize katkı verin. Eyvallah. Bir şeylerine gittik. İzmir'de basın açıklamalarına, eylemlerine gittik. Dediler ki biz Ankara'ya eyleme gideceğiz. Bize bir araç tahsis eder misiniz? Eyvallah. Bir araç tahsis. Kaç kişi lazım? 3 kişiyiz. İki tane araç tahsis ettik. Kumanyaların, her şeylerini falan. Üç şube paylaştık. Her türlü ihtiyaçlarını karşıladık. Gittiler, eylemlerini yaptılar, geldiler. İkinci gidişlerinde bize haber vermediler biliyor musunuz? Ne oluyor dedik ya? Bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşıladık. Her zaman sizin yanınızdayız. Ne çıktı altından? Korku çıktı. Yani sizinle... Korku çıktı. He, sizinle irtibatları onların geleceğini karartır. Evet, atanamama. Atanamama. Atanamama korkusu. Peki, gerçekten bu atamalarda yani kişinin bu yapılıyor mu gerçekten? Yapılıyor tabii ki. Mülakatın amacı değil mi zaten? Bugün Türkiye'de yapılan mülakatın amacı zaten bu. Mülakatı niye kaldırmıyorlar? Mülakat maalesef bu ülkede liyakat değil. Torpil. Başka hiçbir şey değil şu andaki siyasi iktidarın gözünde. Yönetici atama konusunda işte geçmiş dönem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir artık okulların yönetilemez hale gelmesiyle birlikte şöyle bir söyleme yönetmelikte yok ama şöyle bir şey söyledi.
yazılı sınavdan ne alıyorsa mülakatında onu vereceğiz. Eğer bir güvenlik soruşturması, güvenlik sorunu yoksa aynı eşit vereceğiz. Bu sayede bizim üyelerimiz de şu anda müdür, müdür yardımcısı olabiliyor. Onun önü biraz açıldı. Peki eğitim kalitesine bakalım. Yani ben açıkçası hocam, yani benim ehliyetim yok, arabam yok. Ben bütün ulaşımımı toplu taşımayla yapan biriyim. Ve inanın otobüse binerken saatime bakıyorum. Okulların çıkış saati olmasın diye uğraşıyorum. Evet. Çünkü o çocukların birbirleriyle kullandıkları sözcükler, sözcük hazneleri çok dar. Evet. Ve ne yazık ki hoş olmayan şeyler de var. Okullarda da böyle bazı öğretmen dostlarımdan da alıyorum. Bazı mafya dizi kendilerine idol edinen çocuklar. Peki müfredat ne işe yarıyor? Yani bu ülkenin andı kaldırdılar, İstiklal Marşı tartışmalı duruma düştü. Bayrak bile yani evet. Bazı yerlerde sıkıntı, yani Atatürk içi boş bir büst haline geldi. Şimdi böyle bir ortamda şimdi düşünüyorum anayasa değişiklikleri nereye götürür olayı. Şimdi bir de abiler ablalar çıktı. Evet. Mesela ben burada çok işledim bunu. Yani siz annesinden babasından izin almadan çocuğu camiye götüremezsiniz kardeşim. Evet. Buna haddiniz de yok, hakkınız da yok. Hani bana Bayraklı'dan epey bir veli ulaştı. Çünkü Bayraklı'da da okullarda başka şeyler oluyor şu evet. aralar. Yani bu nasıl bir küstahlıktır ki okula ABC öğrenmeye gelen, matematik öğrenmeye gelen, bir takım kerameti kendinden menkul uçan şeyhlerin adamları camiye götürüp yere oturtup da, yani bu hani kulak kapatacak bir şey değil yani. Peki müfredat? Evet. Ya bu çocuklar hangi kitapları okuyor? Bu öğretmenler ne konuşuyor? Sıkıntı aslında daha büyük değil mi hocam? Şimdi ya? Çok büyük, çok büyük. Biz bunu sabaha kadar konuşuruz evet, bu arada. Evet, ilkokul ana sınıfından başlayıp ilkokul 1 ve 2, 3 yani ilkokuldaki kitabın içindeki öğretmen figürüne, İnsan figürüne baktığımız zaman zaten her şey değişmiş. Doğru. Yani bir modern, çağdaş giyimli bir öğretmen modeli görmüyorsunuz artık o kitaplarda. Algıda seçicilik buradan başlıyor zaten. AKP iktidarı 22 yıllık AKP iktidarında herhalde bu 5. eğitim reformu. Cuma gün Sayın Ziya neydi yeni bakanımızın adı? Vallahi bilmiyorum. Yani hatırlayamadım şimdi. Yeni bir model. Türkiye'yi bir de kamuoyuna soracaklar bunu. Evet, Türkiye yüzyılı marif modeli. Marif. Türkiye yüzyılı. Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı değil. Türkiye yüzyılı. Marif. Bakıyorum şöyle. Neden Türkçe değil bu ben başta zaten? Eğitim modeli niye değil? Eğitim öğretim modeli niye değil? Resmen Türkiye yüzyılı kimin sloganıydı? Siyasi partinin sloganı, değil mi? Aynen bunun üzerine inşa edilmeye çalışılan bir eğitim modeli var. Bakanımız çıkıyor diyor ki, ya biz bunu diyor yıllardır çalışıyoruz diyor. STK'lar, işte bilim insanları, eğitim bilimciler, şunlar, bunlar. Bizim hiç haberimiz yok Hasan Tahsin Bey. Siz, ama onu STK dediği... Bizim hiç haberimiz yok. Hayır, siz değilsiniz ki zaten. STK değilsiniz siz. O STK'lar bu uçan şeylerin şeyleri, evet. adamları. Ama topluma diyor ki biz her eğitimin bütün paydaşlarından diyor görüş aldık diyor. Sonra da diyor ki ben diyor yıllardır bunun sadeleştiriyorum falan diyor ya. Sadeleştirdik bilmem ne yaptık. Bir hafta şimdi bir değerlendirin ya diyor sayın STK'lar, öğretmenler, eğitimciler. Bir değerlendirin bakalım buradan ne diyorsunuz? Peki değerlendirdiğimiz de sonuç değişecek mi? Biz eğitim işi olarak şunu diyoruz. O değerlendirin dediğiniz bir metne dönmüş mü? Ya öğretmen
eğitimci giriyor, bir tane link var. Oradan görüş düşünce yazıyor. Sözde. Hayır, önce bir bilgi veriliyor mu? Tabii bütün müfredatı yayınlamış. Aha, yayın. İncelediniz mi? Taslağı yayınladı. Evet, inceledik. Ne var? Genel başkanımın sözüyle başlayacağım. Sayın Kadem Özbay'ın. Türk insanı parayı aldığı zaman ışığa tutar. İçinde Atatürk var mı diye bakar, değil mi? Yoksa bu para sahtedir der. Yeni müfredatın içinde Atatürk, Cumhuriyet, yurttaş, yurttaşlık bilinci, hiçbir şey yok Hasan Tahsin Bey. Bunların hiçbiri yok. Biz de diyoruz ki bu eğitim modeli sahtedir. Sahte bir eğitim modelidir. Şöyle bakalım. Ahlaklı, erdemli, inançlı birey yetiştirmenin önemine vurgu yapılmış. Sabır telkininde bu. Aa, hocam tamam. Siz şeyi söylediniz. Evet. Sihirli sözcüğü söylediniz. Sabır ve şükür. Evet. Sabır. Biat etmek. Evet. Yani. Biat etmek. Kulun kula kulluğu değil mi bu şu? Evet. Metinde bilime ilim denmiş. Evrim ve gelişime tekamül denmiş. Tekamül. Belagat kamil insan gibi vurgular yapılmış. Hasan Tahsin Bey neyi sadeleştirmişler biliyor musunuz? Bilimselliği sadeleştirmişler. Bu iyi de bu anlattığınızda sadelik ben hissetmedim yani. Hayır. %35 sadeleştirdik diyor ya bakan. Bakan diyor ki biz diyor müfredatı %35 sadeleştirdik diyor. %35'i attık diyor. Buradan şunu diyor aslında. Biz diyor bu müfredatın içinden, bu eğitim programının içinden bilimselliği attık, düşünebilmeye attık, felsefeye attık, coğrafya bilimine attık, fizik bilimine attık. İşte tekamüller, kamil insanlar, sabırlarla yeni bir eğitim. İşte onları da zaten abiler, ablalar evet, alacak, çocukları evet, camide gösterecek. Evet. Ya biz burada... Peki ne yapacağız hocam? Biz burada sanki... Siz ne yapacaksınız, biz ne yapmalıyız? Şimdi... Ailede anne babaya çok büyük görevler düşüyor. Ama onlar da bu medyadaki saçma sapan diziler ve yarışmalarla beyinleri zaten uyuşmuş durumda. Cuma günü. Ne yapacağız? Cuma gününden bu yana Eğitim İş Genel Başkanı'nın bir çağrısı var. Eğitim İş adına bir çağrısı var. Nedir o? Önce siyasilere. Biraz önce Özgür Özel'den bahsettiniz ya. Evet, insanın işte kaynamayan tencere, yoksulluk. Evet, bunlar önemli. Peki bu ülkenin geleceği önemli değil mi? Sıkıntı o. Aydınlık geleceği önemli değil mi? Birazcık buralara parmak basmaları gerekmiyor mu? Vallahi hocam insanların daha az parası olduğu dönemlerde dahi kitap alabiliyordu. Evet. Ama ülkenin kağıt fabrikalarından tutun ormanlarına kadar her şeyini düşman gören bir anlayış zaten 1950'den beri Türkiye'ye çöreklendi yani. Bugün biz ülkede şunu tartışıyoruz. Tek adamla Özgür Özel görüşecek mi? Peki size biraz özel son iki soru soracağım. Siz teknik eğitim aldınız evet, değil mi? Örneğin İzmir'de hatırlıyorum Motor Meslek Lisesi evet, efsanesi var. Evet. Çınarlı Endüstri Meslek evet, Lisesi. Evet. Hatta orada teknik şey torpil ararlardı. Girin yani oraya için, girmek için. Ve bu Türkiye üretiminin bir ara eleman şeyini çok güzel yani çok ünlü iki okulumuzdu. Evet. Çınarlı'da vardı. Motor Meslek. Karabağlar'da vardı. Mersinli, Mersinli'de vardı. Mimar Sinan. Ha, yani bu okullar ben uzun bir süre gündemden düştü. Ama şu an değil, bir önceki bakandı yanılmıyorsam ya. Şu anki de olabilir ama emin değilim. Hani İstanbul'da işte ucuz ekmek, halk ekmek olayı da olunca bu birdenbire aşka geldi. Meslek liselerinde ekmek çıkaracağız, halka
ucuz ekmek vereceğiz demişti. Hatta ben de o günlerde yayın yaptığım yine bir web TV'de ya siz fırıncı mısınız, Milli evet. Eğitim Bakanı mısınız deyince enteresan tehditler de almıştım yani haddini bil diye. Ben de haddimi biliyorum, 35 yıllık gazeteciyim, sen siyaseti bilmezken ben gazetecilik yapıyorum evet. dedim. Şimdi meslek liseleri ne oldu? Yani bir de yani gerçekten biz ne yapacağız hocam, onu bize bir söyleyin, bir sıkıntı var. Öyle mesela benim bir tezim var. 1980 şimdi hesapladım. Özgür Bey 74'te doğmuş. 81'de ilkokula başlamış. Ben bunu uzun süredir araştırıyorum. Yani evet. bunun Özgür Bey'le ilgisi yok aslında. Türkiye'de bu şiddete bulaşanların neredeyse tamamı 80'den itibaren okula başlayanlar. Evet. Bak, garip evet, bir şey var. Evet. Bak ben 73'te ilkokula başladım. 68 doğumluyum. Bizim kuşak belki de son kuşak olacak. Yani ben yani belki benim kardeşim de son kuşaktır. Mesela benim kardeşim de evet son kuşak 72'liler herhalde. 79'da başladı evet, onlar ilkokula. Evet. Ama 81 ve 83'te başlayanlar için geri dönüş başlamış. Katılır mısınız bu düşünceme? Katılırım tabii ki. O ilk eğitim öğretim çağına giren çocukların o askeri darbe, ihtilal derler de ihtilal falan değil, tamamen düşünceye vurulan bir darbedir o. 80 kesinlikle. Sonrası. 80 sonrası yetişen nesil maalesef işte bugünler siyasallaşamadı. Bugünler. Evet, baskı ile birlikte kendini bir şekilde kurtarabilen. Hocam yani. Cehaleti öven evet. rektörler evet. gördük. Evet, evet. Aynen. Cehaleti övür. Evet. Siz hem peygambere saygı gösteriyorsunuz, Allah'a iman ediyorsunuz, Allah'ın yasakladığı cehaleti evet. siz toplumunuza reva görüyorsunuz. Tuhaf değil mi bu? Zaten bu yüzden bugün toplumumuz dinden gittikçe uzaklaşıyor. Yeni gençler... Ama o Anadolu'ya özgü bir şey. Başka yerlerde işe yarıyor. Değil. Başka ülkelerde. Evet, maalesef öyle. Bu Anadolu'ya bir ben onu söylüyorum. Hala Hacı Bektaş'ın, Pir Sultan'ın nefesi var evet. bu ülkede. Hasan belki Tahsin Bey, bu ne zaman meslek lisesi memleket meselesi dedik, o zaman meslek liselerini bitirdik biz. Bitirdiler. Bir defa meslek liseleri teknolojiye ayak uyduramadı. Özellikle. Evet. Yonttuk yani. Bu bir amaç neydi biliyor musunuz? Ben 36 yıllık çıraklık eğitim, eski çıraklık eğitim, şu andaki meslek eğitim süsledik biraz. Meslek eğitim öğretmeniyim. 88'de göreve başladığım zaman böyle tazecik bir kanunumuz vardı bizim. 86'da çıkmış. 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitim kanunu. Hmm. Çok güzel bir modeldi bu. Çok güzel bir model. Ama ne oldu? Biz bunun içini oya. Bugün tamamen işverene ucuz iş gücü sağlayan, tamam, doldur boşalt yaptığımız ve çocuk sömürüsüne dönüştü. Çocuk emek sömürüsüne dönüştürdük. Doldur boşalt tamamen. 3 yıl gidiyor. Devlet de bunun bütün maaşını geri ödüyor işverene. Dolduruyoruz, boşaltıyoruz. Dolduruyoruz, boşaltıyoruz. Ve ara insan gücünü bir türlü yetiştiremiyoruz. Çünkü biz sömürü düzenini tercih ediyoruz. Hocam ihtiyaç yok ki. Evet. Biz artık üretim ülkesi değiliz ki. Her şey ithal, her şey. İhtiyacımız yok. Ben o yüzden sanayiciler neden bu kadar sessiz, neden kabullendiler bu sistemi, onu anlamakta güçlük çekiyorum. Peki yarın 1 Mayıs. Evet. Şimdi toparlıyoruz. Benden sonra da bir sendikacı dostumuz var Ayşegül'le. Alanlardasınız sanırım. Ya. Ben yalnız bir şey merak ettim. Dün eğitim işinin internet sitesini epey bir inceledim. Bayağı da hoşuma gitti bazı söylemler, açık söyleyeyim yüzünüze karşı. Eğitim işin örgütlenme şeyi nedir İzmir'de ya da Ege'de? Şimdi İzmir'de yetkili sendikayız.
Birleşik. İki şubeniz mi var? Yedi şubemiz. Yedi. Yedi şubemiz var. Dört şubemiz vardı. Kasım siz iki nolu şube. İki nolu şube. Bornova Kemalpaşa. İki. Bornova Kemalpaşa. Ve bir nolu dedi. Bir nolu Konak bölgesi. Anladım. Yedi tane işte Tire merkezli bir şubemiz var, yeni açıldı. Buca merkezli bir şubemiz var. Ala merkezli şubemiz var. Üç nolu şubemiz. İnternette göremedim. Karşıyaka merkezli. İki tanesini gördüm. Dört nolu şubemiz de üniversite şubemiz. Sadece yüksek öğrenim. Akademisyenler yani, için. Akademisyen, üniversite çalışan eğitim emekçilerini için alan. Şu anda 14.500 üyesi bulunan. Geçen yıl yetkiyi almış emek sömürücülerinden, gericilerden yetkiyi almış bir örgütüz. Aynı zamanda Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlıyız. İşte diğer iş kollarında da sağlık işte, belediyelerde, diğer bütün iş kollarında. Şu anda İzmir'de 20 binin üzerinde bir güce sahip bir konfederasyonuz. Hocam sizin bu eğitim anlamında çalışan sendikalarda yani tüzük müzük değiştirseniz velileri de alsanız. Yani aslında veliler de örgütlenmeye muhtaç biliyor musunuz? Evet, emekliler, ne yapacağını bilemiyorlar emekliler insanlar. Emekliler üzerinden bir şu anda disk emeklisem var. Onun bir anayasada kapatılma davası var. Hatta aslında kapatılmış vaziyette ama disk emeklisem direniyor. 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 Şu anda yeni kurulmuş Birleşik Emekli Sen diye bir sendika kuruldu. Kuruluş aşamasını başladı, yaptı. Şu anda Türkiye'de 5-6 ilde de şube haline geldi. Toplu sözleşmeye oturacağız diye ortaya çıkan bir emekli sendikası. Yarın 1 Mayıs'ta Gündoğdu'da olacağız. Limandan yürüyeceğiz ama üzülerek söylüyorum, biraz önce 20 bin kişilik bir konfederasyondan bahsederken yıllardır İzmir'de şöyle bir birlikte olamama gibi bir sıkıntımız var. Bir tekel oluşmuş İzmir'de. Disk, KESK, TUMOP, Tabipler Birliği. Bunlar gidiyorlar 1 Mayıs'larda işte tertip komitesini hemen kendi işlerinden koruyorlar. Hadi buyurun gelin diyorlar. Ya etmeyin, gitmeyin. Bak ayrışma zamanı değil. Birlik olma zamanı, güç olma zamanı. Yıllardır biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu neden? Yani bir bizi hala bir ideolojik bir şey mi? İdeolojik değil. Fark tabii ki. Var tabii ki. İyi de siz de eğitim, hak mücadelesi. Onlar da diyelim eğitim, Hasan hak Tahsin mücadelesi. Bey, 1995 Eğitsen Eğitim İş Birleşmesi'nde Eğitimsen'in kurucu yöneticisiyim Kemalpaşa'da. 2005, 17 Ekim 2005 Eğitim İş tekrar kuruldu bu ülkede. Neden acaba? Anladım. Neden? Emek mücadelesinin önüne siz başka şeyleri koyarsanız, emek, alın terin önüne bir sürü önceliğiniz vardır. Sizin 9, 10, 11. sırada olacak önceliğinizi gidip bir numaraya koyarsanız bölünürsünüz. Ondan sonra da dersiniz ki siz bizi böldünüz dersiniz. Hayır, biz sizi bölmedik diyoruz. Biz şu anda Türkiye'nin en büyük sendikasıyız ya. Sarı sendikayı saymıyoruz biz. En büyük devrimci sendikasıyız biz. Bu ülkenin geleceğine, çocuklarına, aydınlık geleceğine, Atatürk Cumhuriyeti'ne, eksiği varsa bunu giderme noktasında mücadele eden, bunun üzerinden alın teri mücadelesi zaten. Zaten özgürlüğün olmadığı yerde alın teri mücadelesi olur mu? Olmaz. Allah hocam siz uçan şeyhleri karşınıza almışsınız. Tamam. Hayırlı olsun yani. Çok teşekkür ediyorum ama teşekkür 1 Mayıs'tan sonra da bir araya gelelim. Çünkü neden derseniz ben uzun zamandır okumadım, okuyup bıraktığım çok güzel bir araştırma var. Necdet Sakıoğlu'nun Osmanlı'dan Cumhuriyet'e evet. Türk Eğitim Tarihi. Bilmiyorum ama iletişim yayınlarından da çıkmış olabilir. İstanbul bir üniversiteden, özel üniversiteden de
onu okuduğumda aslında eğitimde özgürleşmenin başladığından nereye kadar gittiğini rahat görüyorum ama bozulmaya başlandığı 1980'lerden itibaren çok fark edilmediğini de hissediyorum. Evet. Burada galiba hepimiz suçluyuz. Evet. Ben size gerçekten teşekkür ediyorum. 1 Mayıs'ınızı kutluyorum. Hepinizin kutlu olsun. Emeğin bayramı. Umut. Son bir mesaj verebilir miyim? Lütfen. Belki de bu ekranlara belki de son kez çıkacağım. Neden? 1 Haziran itibariyle sürdürdüğüm şube başkanlığı görevimi, misyonumu tamamlıyorum. 17 yıllık eğitim iş yöneticiliğim, 7 yıllık şube başkanlığı, hayda, o onurlu mücadelem. Bizde... Ne yapıyorsunuz? Emekli mi oluyorsunuz? Hasan Tahsin Bey, bizde sendikacılık bir meslek değil. Kadro yetiştireceksin. 2 dönem yaparsın. 2 dönem. Tüzüğümüzde 2 dönem kuralımız var. Ondan sonra kadronun... Seçime mi? Sistem tabii, seçim mi? Tabii. 1 Haziran'da seçimimiz var. Yeni... İkinoğlu şubenin seçimi var İkinoğlu. Yani. İkinoğlu. Bu ay içinde bütün İzmir'de. İzmir'deki eski 4 şube başkanımızın da 2 dönemi doluyor. Yeni arkadaşlara ön açıyoruz. Tabii ki bundan zaten asıl mesleğimiz öğretmenlik. Okullarımıza döneceğiz. Ama mücadele bitecek mi? Bitmeyecek. Hocam bu 17 seneyi bence oturun yazın. Sizde ne anılar vardır, yazıyorum, kim bilir yani. Yazıyorum. Peki şimdiden yolunuz da açık olsun, hep bahtınız da açık olsun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ama biz ara ara gelelim burada sizde. Hem biraz nostalji yapalım. Tabii ki. Hem de ucundan çıkarırız mesajlarımızı tabii, hocam. Tabii. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim. Gerçekten önemli mesajlar. Tabii benim yayının bir özelliği var. Yani ondan baktım saate. Şu anda saat 10:20 geçiyor. Saat 12'den itibaren bana dönüşler olmaya başlıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bakın sevgili hocamızla sohbet ederken üst üste mesajlar aldım. Bu benim bir tanıdığımın mesajları. Doğru. Ancak şöyle söyleyeyim. Kulağı çınlasın. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Bey kardeşim. Bak çok gittin geldin. Tanırım. Karşıyaka'da Milli Eğitim Müdürü kimdir bilmiyorum. Ama Süleyman Demirel Okulu'nun içinde Atakent Okulu diye bir okulla ilgili, yeni yapılan bir okulla ilgili saçma salak bir kaygı var ortada. Yani bugün İzmir'de depreme dayanıksız dünya kadar okul var. Deprem yüzünden yıkılıp yapılmayan dünya kadar okul var. Deprem yüzünden yıkılıp yerine seçkince yapılan okullar var. Şimdi Karşıyaka gibi bir yerde okul ihtiyacı varken Kızılay'ın parası mı bitmiş, binası mı bitmiş, bitmişse neden bitmiş? Oraya da uçan şeyhler mi hakim olmuş? Ama sevgili Ömer Ekşi Bey, Karşıyaka'yı, Karşıyakalıları tanımanızı öneririm. İzmirlileri tanımanızı öneririm. Biz Babeyli Balabula demeyiz. Biz fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür İzmirlileriz. Okulumuzun, okul olarak yapılan binanın Kızılay'a verilmesi kesinlikle sizin bu kente ihanetinizin tescili olur. Yarın yokum. Yarından sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Biz ne diyoruz? Ne mutlu Türk'üm diyene. Hoşça kalın. 1 Mayıs'ta işçilerimizin, çalışanlarımızın, emek tüketenlerin gerçekten ama gerçekten bayramları kutlu olsun da mümkünse yarın siyasi makamlar 1 Mayıs mesajı vermesin. Çünkü çok komik oluyorlar. Hoşçakalın.